Bu 2022 yılının sonuna kadar mecbur. Yasaklılıklarla alakalı 14.01.2022'ye kadar mecbur. Hayvan sahipleri ile alakalı yapılması gereken. Herhangi bir kayıp işleminde köpeği veteriner kliniğine götürdüğünüz zaman okuyucu vasıtasıyla yaklaştığınız zaman eğer köpek sizin köpeğinizse bu da çıkan numara sizin köpeğinizin olduğunu ispat açısından önemli. Geçen yılın son döneminde hayvanları koruma kanunu değişti. Değişen maddelerine göre yasaklı ırk tabir edilen köpek ırkları ki Japones Tosa var, Dogo Argentino var, Pitbull var ve melezlerinin kayıt edilmesiyle alakalı bu tip hayvan sahiplerine 14 Ocağı kadar süre tanındı. Bunun için bu tip ırkların sahiplerinin yapması gereken köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekim meslektaşlarımızdan aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte Tarım İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Tarım İl Müdürlüklerinde bu tür hayvanların çipleri takılıp kendilerine yeni kimlikleri verilecek ve böylelikle 14 Ocak'tan sonra ceza almalarının önüne geçmiş olacaklar. 14 Ocak'ta hala kaydedilmemişse bu tür hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar ve Heidi tarafından bu köpeklere el konulacak. Köpek sahiplerine 11 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kanun şu an bunu gerektiriyor ve bunun için süre her geçen gün azalıyor. Aynı zamanda 2022 yılının başından itibaren kedilerin de çiplenmesi başlıyor resmi anlamda. Kedi sahipleri de veteriner kliniklerine gidip kedilerimizin çiplerini takıp yeni pasaportlarını almaları gerekiyor. Normal köpeklerle yani yasaklılık olmayan köpeklerle kedilerin çiplenmesi ve kimliklendirmesi ile alakalı da 2022 yılının sonuna kadar süreleri var hayvan sahiplerimizin. Bu çipler köpeklerimiz için ve kedilerimiz için de uyguladığımız çipler. Elektronik bilgileri şunun içerisinde. Ense bölgesine köpeklere ve kedilere bu takılıyor. Çip numarası burada çıkıyor. Bu da elektronik anlamda köpeklerimizle alakalı kimliklendirmenin sağlanmış olması demek. Kimliğimizin içerisine işleniyor. İlgili işlemleri, kayıt işlemleri veteriner kliniklerinde veteriner hekim arkadaşlar tarafından yapılıyor. Yine olumsuz bir terk olayında da sokakta bulunan köpeğin tespiti açısından artık bu çiplerin kullanılması da gerekiyor. Sok kafayı. Yalnız onu hayvan dayak yemiş, ne yapmış? Kuru falan kaç içinde? Oğlu başıklar içinde. Dur. Boğuşmuştu. Gerçi boğuşma şeyi yok da. Yok, boğuşma bir şey yok. Dar benim. Dar benim. Ne bu hayvan yine mi ölmüş ya? Yine de doğurmuş bu hayvan. Hastalık olabilir. İkisi olabilir. Evet. Alta basın. Nice.